Herkese merhaba. Finansal Okuryazar programının podcast serisinde beraberiz. Bu programda bildiğiniz gibi bazen konuklarım, bazen de ben mikrofonun başında oluyorum. Bugün de benim mikrofonun başında olduğum ve sizlere kokteyl teorisi hakkında bilgiler vermeye çalıştığım bir bölümle beraberiz. Umarım faydalı bir bölüm olur. İsterseniz başlayalım. Evet, kokteyl teorisi Peter Lynch tarafından sosyal psikoloji ile piyasaların ne kadar iç olduğunu aktarmak için kurulmuş olan teorilerden biridir. Peter Lynch kimdir sorusunun cevabı ise uzun yıllardır Fidelity'de yönetmiş olduğu fonla beraber piyasalarda yapmış olduğu getiriyle saygınlık kazanmış, sadece getirisiyle değil, piyasaların nasıl okunması konusunda sunmuş olduğu bilgilerle de insanların dikkatini üzerine çekmiştir. Öyle ki yazmış olduğu borsada tek başına kitabıyla hala en fazla okunan yazarlardan biridir. Bu nedenle henüz bu kitabı okumadıysanız ...benim en fazla sevdiğim kitaplardan biri olan Borsa'da tek başına kitabını okumanızı önerebilirim. Kokteyl teorisi aslında piyasa döngülerinin hangi aşamalardan geçtiğini aktarmak için yapılmış olan teorilerden biri. Lynch piyasa döngülerini dört aşamada inceliyor ve bu dört aşamayı kokteyl teorisiyle birleştiriyor. Birinci aşama bir kokteyl düşünün ve Peter Lynch'in de bu kokteylin içerisindeki bir katılımcı olduğunu hayal edin. İnsanlar onun Fidelity'de fon yöneticisi olduğunu bilmesine rağmen onunla olan sohbetlerinde asla borsayı konuşmuyor. Onun fon yöneticisi olduğunu bilmeyen insanlar dahi onun fon yöneticisi olduğunu öğrendiklerinde bu konuyu borsanın dışındaki bir konuya getirip farklı sohbetleri geliştirmek istiyorlar. Çünkü insanlar borsadan korkmakta ve aynı zamanda borsayla alakalı sohbet etmekle zaman kaybetmek istemediğini gösteriyorlar. Bu piyasanın girilebilir döngülerinin başında olduğunu ve insanların henüz dikkatini çekmediğinin bir göstergesi. İkinci aşamadaki bir kokteylde ise Piyasa yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Ancak insanlar hala geçmişte piyasanın kötü anılarını hatırlıyor ve kötü dönemlerini düşündüğü için piyasanın bir daha asla iyi gidemeyeceğine inanıyorlar. Fakat Leach ile olan sohbetlerinde piyasaların risklerini, bundan sonraki düşüşün ne zaman olacağını konuşmak istedikleri için hiçbir şekilde hisse tavsiyesi, piyasaların ne kadar iyi gidebileceği konusundaki görüşleri konuşmuyorlar. Bunun yerine tamamen riskleri, oluşabilecek olan aksilikleri ve piyasaların ne kadar tehlikeli olduğu hakkında sohbet etmek istiyorlar. Bu aşamada Peter e göre piyasanın toparlanma yolunda olduğunu, hala giriş için uygun bir zaman olabileceğini gösterir. Üçüncü aşama ise piyasaların artık önemli ölçüde yükseldiği ve herkesin borsa konuşmaya başladığı, Lynch'in kokteylde etrafının çok kalabalık olduğu ve herkesin hangi hisseyi alayım, hangi hisseyi satayım, fonunda neler var, nelere eklemeyi planlıyorsun, önümüzdeki 5 ayın en iyi sektörü ne olabilir gibi sorularını aldığı ve bunları konuşmaya çalıştığı bir partiye dönüşüyor. Bu nedenle bu dönemde piyasanın yükselişi insanların bir hayli ilgisini çekmiş durumda. Peter Lynch bu dönemin dikkatli olunması gerektiğini ve aşırı değerlenmenin aşırı ilgiyle ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Dördüncü aşama ise en tehlikeli aşamalardan biri. Çünkü herkes yatırım uzmanı olmuş durumda. Artık Peter Lynch'ten hisse ismi sormak yerine Peter e hisse önermeye başlıyorlar. Ve insanlar bu şekilde kendilerinin daha da iyiye gittiğini ve aldıkları her hissenin daha da yukarıya gideceğine inanmaya başlamış durumdalar. Bu piyasanın zirveye ulaşmış olabileceğinin ve bir düzeltmenin olası olduğunu gösteriyor. Leach de bu konuda aslında şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer komşum bana ne almam gerektiğini söylüyor ve ertesi gün o senede almadığım için pişman oluyorsam piyasalar tepelere yaklaşmış demektir. Peter Leach bu sözüyle gerçekten sosyal psikolojiyle piyasaların ne kadar iç içe olduğunu bence tam anlamıyla vurgulayabilmiş durumda. Biz de ülkemizde çok fazla bu koşulda ifadeleri duyabiliyoruz. Piyasaların çok yukarı gittiği dönemlerde bu sadece borsa için değil, kripto için de aynı şekilde. Taksicinin, esnafın, berberin, iş yerindeki arkadaşımızın, yemekhanede yemek yediğimiz başka bir iş arkadaşımızın ya da markette karşılaştığımız herhangi bir insanın başka bir insanla olan sohbetlerinde borsanın ya da kripto piyasasının konuşulduğunu görebiliyoruz. Bundan sonrasını takip ettiğinizde ise piyasalarda kısa bir süre içerisinde düşüş olduğunu fark edebilirsiniz. Bu her zaman olmasa bile bence %80, %90 gerçekten yaşadığımız koşullardan biri. O yüzden piyasa döngüsünün neresinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız kokteyl teorisine göre etrafınızı gözlemlemeye ve dinlemeye başlayabilirsiniz. Bu bölümde Peter Lynch'in kokteyl teorisini ele almaya çalıştım. Umarım bu teori piyasalara dair bakış açınızı genişletmiş ve yatırım stratejinizi şekillendirmede yardımcı olmuş olacaktır. Bir sonraki bölümde finans dünyasının başka bir ilginç konusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.